Sevgili izleyiciler günaydın. Size merhaba diyoruz. Hala kendi aramızda konuşuyoruz. Bizde mevzular bitmez. Valla ne konuşuyoruz? Edis'in şarkısıyla böyle bir yüksek girelim dedik ama böyle bir yükselemedik gibi geldi. Evet. Edis'in şarkısı müthiş. Enerjisini de çok seviyoruz ama ben hala sözlerini anlamıyorum biliyor musun? Ben başını ne diyor? Yayına girerken bakacağım. Sana söyledim. Biraz dinlettim. Boynu bükük martılar ama melodisi o kadar hoşuma gidiyor tabii, ki şarkının orada coşasım geliyor. Zaten. Geçenlerde de söylemiştik, bir şarkının melodisine takılıyorsak mutluymuşuz, hiçbir şeyi umursamaz bir hal içindeymişiz. Sözlerine takılıyorsak hafiften bunalımdaymışız. Bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu uzmanlar söylemiş. Bak ben kafadan atmıyorum, beni suçlamayın. O zaman müzikologlar, psikologlar çalışmış. Sözlerine dikkat edeceğimiz bir şarkı isteyelim bence rejiden. Kenan Doğulu'nun böyle bir kandırdım şarkısı mı gelse acaba? Şöyle bir kandırdım Nazlı Yâre. Burada onda da bir kandırma sözleri durumu anlıyorum. Var mı? Deminkinde bir çözüm. Hiç anlamıyorum ben. O kadar hızlı söylüyor ki ama çok da güzel söylüyor. Harika söylüyor. Efendim Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel cephesinde sıcak bir gelişme yaşanıyor. İstenmeyen gelin iddialarını yalanlayan bir gelişme aslında bu. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le beraber dün akşam bir yakınının düğününe gitti. Çift düğünün yapıldığı salona el ele girdi ve o düğünde Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, babası Ömer Sabancı, abisi Hacı Sabancı, yengesi Nazlı Sabancı da vardı ve Hakan sevgilisini Hande'yi aile bireylerinin hepsiyle tek tek tanıştırdı. Buraya kadar her şey müthiş. Evet. Daha da güzeli geliyor. Düğünde sahneye Kenan Doğulu çıktı. Kenan Doğulu birbirinden coşkulu şarkılarını söylüyor. Davetliler coşuyor. Hakan Sabancı sevgilisinin elinden tuttu. Piste çıkardı. Beraber bu şarkıları eşliğinde dans ederlerken yanlarına efendim Arzu Sabancı geldi ve Arzu Sabancı da müziğin ritmine kendisini kaptırıp müstakbel gelini Hande Erçel'le beraber karşılıklı oynamaya başladı. Bir de i̇şte Arzu, burası önemli nokta. Evet, bir de Arzu Sabancı için magazin ve cemiyet hayatında haber yapan bizler zaman zaman deriz ki oğullarının seçtiği gelin adayları konusunda bazen çok şey oluyor. Hani zor bir kadın zor haline beğeniyor. Geliyor ama beğenince de beğeniyormuş. Şimdi daha önce düşünürseniz abisi Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'nın evlenmeden önce hayatındaki ilişkileri konusunda öyle bu kadar kısa sürede oğlunun tabii. Kız arkadaşıyla bir araya gelmek. Hadi bir araya geldiyse bizim haberimiz yoksa hani evde falan yalıda pardon buluşuyorlarsa hiç şeye yansımazdı, sosyal medyaya yansımazdı. Niye pardon dedin? Evde pardon. Onlar evde oturmuyorlar. Onlar yalıda oturuyorlar. Olmadı. Sakin ol olmadı. Şampiyon. Olmadı. Ev deyince bir anda bir apartman dairesi gibi oldu. Arzu olmadı. Sabancı'yı gözümde söylediğim şey uymadı yani. Uymadı. Evet. Evet, fotoğraf kareleri de gelsin. Fotoğraf kareleri düğüne dair karelerimiz var efendim. Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in özellikle bir fotoğraf karesi var ki böyle ayaktalar artık dans ediyorlar. Bir ara durmuşlar. Hande Hakan'ın telefonuna şöyle bir yan gözle Beyoncé'nin vardı değil mi öyle bir fotoğrafı? Bir Beyoncé'nin var, bir de senin yüzünden benim var. Senin de var fotoğrafın. Evet. Arkadaşlar gelebilecek mi o fotoğraf kareleri de? Tamam, şöyle bir yan gözle telefona bakıyor. Çünkü Hakan Sabancı'yı çok iyi biliyorsunuz. İnanılmaz hızlı bir özel hayatı vardı. Hayatında bir sevgilisi olsa dair o böyle elinden cep telefonu başka kızlara like'lar atabilir. Beğeniler yapabilir ya da ne bileyim DM'den mesajlar atabilirdi. Hande de herhalde bu sefer şey gibi böyle temkinli davranıyor. Bakayım bu kimi beğeniyor, ne yapıyor? Geçen hatırlıyor musun? Sahilde böyle kayıkla sandallı bir gezintiye çıkmışlardı. Sandal deme. Özel sandaldı. Tasarım. Hah. Kayık. Kayık da olmadı ya. Kayık olmadı. İnsanın böyle bir lüks tekne falan evet, yatmak bir diyesi geliyor ama sandaldı yani sanki. Güzel bir tasarım sandal. Tamam, kalbi kırılmasın. Tasarım bir sandalla böyle Boğaz'da gezintiye çıktıkları vakit orada bile Hakan değil mi yabancı bir kızın sayfasına girmiş oradan onu beğeni yapmış. Ama Gülşen şimdi şöyle bir şey, hayatları yurt dışında geçmiş öğrenimleri gereği.
eğitimleri var, yabancı dilleri var, imkanları var. Türkiye sınırlarını aşıyorlar tabii. Öyle arkadaşlık dostluk diyorsun, konusunda. Herkese şey kalp atabilir. Şimdi Türkiye sınırlarında kalan çapkınları kontrol etmek bu kadar zorken dünyaya açılanları kontrol etmek çok daha zor. Evet. Evet, bu fotoğraf karesi bir aile fotoğrafı sayılır. Bu fotoğraf karesi, burada şu an bir aile yok ama bu fotoğraf karesi tamam, bence işte efsane bir fotoğraf karesi. Hakan yine cep telefonuna dalmış. Evet. Hande'nin gözü de çaktırmadan kendini müziğin ritmine kaptırmış gibi yapıp evet. Şöyle Müge'nin de aynı fotoğraftan var. O bakışı ben çok iyi tanırım. Yakaladı. Cep telefonuna bakıyor, kimle yazışıyor, yine nereleri beğeniyor acaba diye. Hakan da herhalde açıp da bir kızın fotoğrafını beğenmiyordur yok, diye artık düşünüyorum. O kadar yapmaz. Orada da yapmaz diye düşünüyorum. Tabii ama ki ikisi de çok mutludur. Çünkü Hakan aslına bakarsan bütün iş erkekte bitiyor. Tabii. Aile ister istemez falan ama orada erkeğin tavrı çok önemli. Kesinlikle. Elinden tutuyor. Düğünün yapılacağı mekana kız arkadaşıyla el ele gidiyor. Arkadaşları ve ailesinin olduğu yere geliyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ben bu kadını seviyorum, ben bu kadını seçtim. Herkes ilişkime saygı duyacak anlamına geliyor. Bir de seçtiği kişi de çok cici bici, tatlı, çok uyumlu, çok nazik, çok kibar birisi. Güzelliğin yanı sıra da böyle bir klas bir kız yani. Evet, şey de öyle, kardeşim ablası mı Gamze? Abla. Ablası Gamze Erçel de öyle tatlı bir aile, huzurlu, rahat bir aile. Sonra Allah korusun diyelim ki bir ayrılık oldu ya da bir küslük oldu, geriye dönüş oldu. Hande Erçel öyle arkadaşlığının ilişkisinin arkasından kalkıp böyle bıdı 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 bir şeyler konuşacak. Magazin sitelerinin DM kutularına ayrıldığı sevgilisiyle ilgili bilgiler atacak biri değil. Kaliteli. Vardı ya biliyorsun. Bir tanesi attı bize. Dedik ya bu nasıl böyle artık atma bu kadar dedik. Olur mu? Atma dedi. Sonra ne yaptılar? Evlendiler ikisi birden bize böyle bir hafif tavır. Hep anladın değil mi? Bir ilişki anlamaz mıyım? Bir ilişkinin kalitesini ayrılırken anlarsınız. O ilişki nasıl bitiyor? Başlarken her şey muhteşem zaten. Ama bitişe bakacaksın. Bitiş aynı kalitede mi? Başlarken gayet güzel herkes zaten. Mutlu. Ama ya, hani Allah korusun burada bir şey olsa da tarafların ağzından hiçbir şey çıkmaz. Yok. Hande zaten özel hayatıyla ilgili konuşmayı seven bir kız değil. Ama tabii dün Zafer Hande'nin olmuş. Kesinlikle. Düşünebiliyor musunuz? Müstakbel kayınvalide onların olduğu tarafa gidiyor. Ve Hande ve Arzu Sabancı karşılıklı oynamaya başlıyorlar. Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde. Evet. Vay vay vay. Müge tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani hani evlenecekler Arzu, falan. Sonuçta aynen evet. Arzu Sabancı sonuçta. İnsan karşılaştı insana hani sevmesen bile bir merhaba dersin değil mi? O da, bir konuşursun. O da o topluluk ve cemiyet kurallarını çok iyi bilen bir isim. Tabii. Dolayısıyla o konuda kibarlığı asla şeyden bırakmaz, elden bırakmaz ama ben hep böyle durumlarda şunu da ister istemez düşünüyorum. Hakan Sabancı'nın hayatına giren ilk ünlü isim değil. Daha evet. Öncekileri düşünürsek mekandan çıkarken bile kapıda görünmekten kaçtığı isimler vardı ki bunların içinde ünlüler de vardı. Kapıda görünmek istemediği o kişiyle şemsiyeler açılarak görüntü alınmasını engellemişti. Yani kapıdan çıkıyorsunuz ayrı ayrı, ayrı ayrı fotoğrafı bile istemediği için basında korumalar kocaman şemsiyeleri açmıştı. O günlerden bugünlere. Nereden? Biraz da hayatınıza giren kişinin üzerinizdeki ağırlığı ve etkisiyle alınmış kararlar etkisi bunlar. Etkisi ve sevgisi. Etkisi ve sevgisiyle alınmış kararlar. Diğerleri hoşlanma, heyecan, bir gönül kayması. Burada başka bir şey var. Yakında acaba Hande'den böyle yalıda bir fotoğraf gelir mi? Sakin ol şampiyon demek istiyorum kendime. İşte onun çok, için. Çok acele ettim galiba değil mi? Bir anda kendime hızlı gittin. Ama şu gelebilir. Bence Arzu Hanım onları bir davet etmiştir de fotoğraf yok elimizde. Yoktu. Ama şu olacak yakında. Bak buraya da yazıyorum. Hande Erçel'in biliyorsunuz sosyal medyada 30 milyondan fazla takipçisi var. Arzu Sabancı'nın da markaları var. Markaları değil mi? Var, davetleri var. Sosyal medyadan var. Paylaştığı vakfı organizasyonlar, var. Davetler, vakıflar vakfı falan. İlla o davetlerden, o markalardan birini Hande'nin sayfasında görürsek bu iş oldu demektir.
Bir de Arzu Hanım'ın tanıtımına imza attığı markalar şık markalar. Tabii. Şimdi sevdiği insanlara gönderir. Onlar da sosyal medya hesabından paylaşır. O markaları tıpkı Arzu Hanım'ın gelini Nazlı'nın taşıdığı gibi gayet güzel taşır. O zaman ne diyorsun alıyorum. Sen? Nazlı Sabancı ile o kıyafetler de yok satar bu arada. Tabii tabii. Nazlı Sabancı ile Hande Erçel'in de iyi anlaşacağını düşünüyorum. Anlaşırlar. Evet, az çok takibimizdeler. Bazen kimlerin iyi anlaşacağı, kimlerin uyuşamayacağı konusunda da maşallah uzman olduk yani. Nazlı da çok hoş, çok güzel çok bir kız olduğu için çok beğeniyorum. Orada öyle bir çekişme yaşanmaz. Evet. Kesinlikle ya. Yalıydı, sosyeteydi, oyuncuydu. Kana bayağı gidelim, bir konuştuk. Gel buradan. Kana kana konuşalım. Şimdi kötü bu düğünden bu düğünden nereye gitmek yaraşır? Kana gitmek kana yaraşır.